Yalnızca bugün değil, insanlık tarihi boyunca en saygıdeğer mesleklerin başında belki de hekimlik gelir. Toplumun hemen hemen her kesimi hekimlerin insanın varlığını sürdürmek için çabaladıklarına inanır. Ancak bu inanç her zaman güzel bir netice doğurmaya yetmez. Hele de söz konusu ruhsal bir sıkıntıysa, hayal kırıklığı ve yıkım tablonun görünmeyen köşesinde her an sahne almaya hazırdır. Merhaba, ben Rıdvan Çelebi. Bugün size 20. yüzyılın en önemli entelektüellerinden yazar ve eleştirmen Virginia Woolf ve zahmetini çektiği buhranlardan kurtulmak için boyun eğdiği sıra dışı tedaviyi konu alan bir hikayem var. Victoria dönemi İngiltere'sinde varlıklı bir ailede dünyaya gelen Woolf'un mutlu yaşamı önce annesi, ardından da babası ve abisini kaybetmesiyle sarsılır. Ruhsal çöküntüler ve sinir krizleri Virginia'nın yaşamını esir alır. Woolf onlarca kriz ve çeşitli intihar teşebbüsünün ardından sosyetik doktor George Switch'in hastası olur. Psikanaliz ilminin emekleme döneminde olduğu o yıllarda akıl hastalıklarına olan yaklaşımlar da çarpık ve sınırlıdır. Nitekim Woolf'un doktoru da yazarın 3 dişinin çekilmesi gerektiğine karar verir. Böylece Woolf'un diş köklerindeki bakteriler zihne üşüşen sıkıntılara neden olmayı bırakacak, onu yeniden sağlığına kavuşturacaktır. Haziran 1922'de Woolf'un sağlıklı 3 dişi çekilir. Ne var ki depresyon ve anksiyete oradadır ve Virginia'nın yaşamını kabusa çevirmeye devam etmektedir. Woolf doktoruna öfkelidir. Ancak bir kadın olarak elinden bir şey gelmez. O da intikam için en güçlü silahına, kalemine sarılır. Yazar, Switch'i ünlü romanı Mrs. Dalloway'de acımasız ve umarsız bir hekim olarak resmeder. Üstelik savaşın travmasıyla baş edemeyen karakteri Severus Smith'in intiharına da doktorların aksine merhamet ve anlayışla yaklaşır. Yazar, ona huzur vermeyen buhranlarıyla 59 yaşına kadar mücadele eder. Nazilerin eline düşme korkusu ve yazma yeteneğinin tükendiğine dair saplantısı hayatını iyice karartır. Mart 1941'de evinin yakınındaki Oz Nehri'nin kıyısından topladığı taşları ceplerine doldurur. Sonrası maalesef kötü sondur. Bir gün önce yeniden tedaviye başlamayı kabul etmiş olmasına rağmen tıp ilmine olan inancı sarsılmıştır bir kere. Birkaç ay önce günlüğüne en az 10 yıl daha yaşamak istiyorum yazmasına rağmen vücudunu hem çok sevdiği hem de ölesiye korktuğu derin sulara bırakır.